Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda Türk Hava Yolları hisse senedini inceleyeceğiz hep birlikte. Türk Hava Yolları hissesi teknik açıdan baktığımızda 25 liralardan kalktığı trend kanalını 50 liraya kadar, 51 liraya kadar götürerek %100'lük bir kar marjı elde etmiş durumda. Teknik açıdan bu trendin daha düzeltmesi gelmemiş durumda. Şu an için günlük periyotta ise senedinin durumuna baktığımızda ise hemen şöyle EMA ortalamalarımızı açtığımızda 5 günlük ortalamanın altında 48-10 seviyesi olduğunu da görüyoruz. Yukarı doğru iğneler her ne kadar atsa da düzeltme eğilimi aşağı doğru şöyle bir filama şeklinde mi olacak, yoksa burada bir kırılım yapıp büyük bir oba mı oluşturacak? Bunu net bir şekilde görmemiz için tabii ki zamana ihtiyacımız var. RSI 70 üzerinde durduğu sürece potansiyel yukarı yönlü gücünü korumaya çalışan hisse senedinde, teknik açıdan geri çekilme alanlarında ise bir alt bölümde 13 günlük ortalamamız 46.68 olduğunu görüyoruz. Bu tür trendleri %100'e katlayan hisse senetlerinde aslında saatlik ve 4 saatlik grafikler bakılması daha doğru bir seçenek olarak karşımıza çıkar arkadaşlar. Biz yine günlük periyotta daima ifade ettiğimiz gibi 5, 13 ve 21 üçlüsü aslında trendin ana destekçileridir. Ve bu destekler kırıldığı zaman alt bölümlere sert iğneler atılabilir. Bunu daha önceki birçok periyotta, birçok hisse senedinde zaten ifade etmiş ve ispat da etmiştik açıkçası. Teknik açıdan şimdi bugün bu kaotik hareket alanı içerisinde diyelim, yukarı doğru iğneler atarak hisse fiyatlaması bir toparlama eğilimi mi gösteriyor, yoksa saatlikte tepki alanlarını kullanarak yukarı doğru mal mı dağıtıyor algısını anlamak için bence bakılması gereken en önemli noktalardan birisi saatlik periyotta RSI'nin ne yaptı. Bakın, bu bölgede mesela EMA 89 seviyesine kadar hisse senedi bir geri çekilme yaptıktan sonra tepkisel olarak bu bölümde en üst EMA ortalamasına kadar gitti, fakat üstünde kapanış yapamadığı için tekrar aşağı doğru bir satış baskısı görmüş durumda ve bu bölümde RSI 50 direncine takılan hisse senedinde geri çekilme RSI bazında devam ediyor. Wave trend her ne kadar buradan tepki verse de hacimler yukarı yönlü dönmüyor ve bu bölgede ortalamanın üzerinde bir satış hacimi gelmiş ilk saatte gün içerisinde. Bu bölgede geri çekilme alanı içerisinde tekrardan devam ederse EMA 89 47.8 48 seviyesi tekrar aşağı kırılırsa bu bölgede bir ters bayrak oluşumuyla birlikte bir tur daha aşağı sarkıtarak hisse fiyatlaması 46.28 hattına, hatta EMA 230 seviyesi olan 44.56 seviyesine kadar gelme ihtimali olabilir. Zira şöyle geriye dönüp baktığımızda hisse senedinin en son EMA 230'cu test ettiği fiyatın 26.28'ler olduğunu görüyoruz. Yani 26 liradan beri hisse senedi, bakın bu bölümde diğer bütün ortalamalara bir şekilde değmiş, fakat EMA 230 seviyesine hiç inmediğini görüyoruz. Bu noktada bu düzeltmenin teknik açıdan buraya kadar bir inme potansiyeli olduğunu hatırlatmakta fayda var. Bu kesinlikle buraya inecek anlamına da gelmez tabii ki. Teknik açıdan yakın destek direnç noktaları da hisse fiyatında belli arkadaşlar. Hani ekranın üzerinde yazıyor, 48.30 üzerindeki direnci kırıp saatlik kapanışlar yaparsa hisse fiyatı tekrar üst bölümde daha önceki gördüğü zirveleri direnç bölgesi olarak kendine seçer ve buraları kırmaya çalışır. Kıramazsa tekrar aşağıda EMA ortalamalarını destek olarak çalıştırmaya uğraşır. Şimdi bizim yapmamız gereken en önemli şeylerden bir tanesi, üst bölümde 48.30, 48.22 dirençleri var. Alt bölümde de 48.10 ve 47.48 destek bölümleri var. Bu noktaları yakından takip edip hissenin neler yaptığını ve yapabileceğini 3 aşağı 5 yukarı kestirmeye çalışıyoruz. Haftalık pivot değerinin altında kalan bir hareket görüyorum şu an için. Yani 48.27 altında günlük kapanışlar yapıyor olması hisse fiyatını negatif etkileyecektir diye düşünüyorum. Teknik açıdan bu potansiyel aynı şekilde böyle devam ederse, bakın bugün yukarı doğru 48.27 üzerine bir atma eğilimi gösterse de başarılı olamadı. Teknik açıdan 48.27 üzerinde bir kapanış yapamazsa eğer bugün yine aşağı doğru hareket olma ihtimali artacaktır. Bu bölümde yukarı yönlü hareketi gelmemesi halinde ise aylık pivot değerimizi şöyle bir açıp bakmakta fayda var. O da 47.13'e doğru böyle bir dalgalanma olabileceğini, buranın da çok önemli. Yani aylık pivot değerinin eğer kırılması halinde, aşağı doğru kırılması halinde negatif baskının artacağı ve
daha sert bir düzeltme eğilimi içerisine girme ihtimali, potansiyeli olduğunu kısaca hatırlatalım. Biz bu tür hisselerde fiyatlaması %100'leri bulmuş hisselerde destek direnç anlamında hareketleri çizerken, belirtirken biraz negatif konuşuyor olabiliriz ama %100'ü katlamış hisselerde, yani ikiye katlamış hisselerin de hareket alanlarının kritik olduğunu ve buralardan aşağı kırıldığı zaman hani hisse fiyatının nerelere kadar geri çekileceğini kestirmek gerçekten güç olur arkadaşlar. Şu an için bakın zirvede 51.10, alt bölümde 47.48 var. Bu hareket alanı içerisinde kaldığı için kaldığı sürece yatayda problem yaşanmaz. Fakat ne tarafa doğru kırarsa bir alttaki destek veya direnç bölgesine doğru gitme eğilimini göstereceğini net bir şekilde söyleyebiliriz. Rakamsal olarak ifade etmek gerekirse teknik açıdan 51.10 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda 53.77'ye, yine bu bölgede oluşturduğu 47.48 ve alt bölümde işte 47.13 pivot desteğinin kırılması halinde de 43.25'e kadar çekilme olasılığı Türk Hava Yolları hissesinde karşımıza çıkacaktır. Şimdi Hull sistemli ve bir değerlendirmesine baktığımızda ise Hull 100 46.94'te güçlü destek olarak hisse fiyatını şu an karşılamaya çalışan 47.78 var, Hull 50 ve Hull 14 hisse fiyatını üstten örtmeye çalıştığını görüyoruz teknik açıdan. Bu bölgeyi net bir şekilde yukarı doğru kırması için işte bizim bahsettiğimiz 50.14 üzerinde kapanış ve 51.10 yeni zirve üzeri fiyatlama ile birlikte hisse fiyatı kendini bir üst kanala, yani bir üst direnç bölgesine atıp yeni fiyatlama, yeni zirve oluşturmaya çalışacaktır. Ama teknik açıdan geri çekilme alanı, özellikle işte bahsettiğimiz bu 47-48 seviyesinin altında, bakın bizim yatay direnç olarak çizdiğimiz seviye Hull 50 seviyesine denk geldi günlükte. Aynı şekilde Hull %46.94'te olduğunu görüyoruz. Net bir şekilde şöyle baktığımızda mesela bakın arkadaşlar, burada şu anda saatlik periyotta bir filama oluşumu göstergesi olsa da şurada mesela Hull 100'ü kesen Hull 14 ile birlikte bir sat sinyali oluşturduktan sonra 49.92'den hisse fiyatlaması 47.50'ye, yani 2 lira 40 kuruşluk bir geri çekilme alanı oluşturmuş. Buradan şimdi tekrar Hull 100 direncine doğru gitme eğilimi gösterebilecek mi, gösteremeyecek mi, bunu net bir şekilde göreceğiz. Saatlik periyotta bir al sinyali üretilmiş. Fakat bu noktada dikkat edilmesi gereken en büyük hususlardan bir tanesi RSI'nin 50 üzerine atıp atamayacağı. Eğer RSI 50 üzerine atamaz ise bu bir fake olarak kalır saatlik periyotta. Yukarı doğru bir hareket alanı oluşturamaz ve tekrar bu alt desteğe, 47-48 desteğine çekilme ihtimali doğar. Onun için bu bölgeye dikkat etmekte fayda var. Yani tamam, bizim Hull sistemde güzel kâr marjları açılabiliyor ama en önemli şeylerden bir tanesi, ben her zaman hatırlatmaya çalışıyorum, RSI'nin 50 seviyesinin üzerine atması trendi sağlıklı bir şekilde oluşacak fiyatlanmanın yukarı yönlü potansiyel hareketini başlatır. Aynı şekilde wave trendin de sıfır hattının üzerine atması önemli olacaktır. Şu an için bu bölgede kararsızlık bir bölgesi diyebilirim. Yön pozitif olarak hani bir al sinyali üretmiş fakat kararsızlık devam ediyor. Hacimler bu hareketi, bu al sinyalini desteklemiyor. Bir tuzak al sinyali olabilir manasına gelir bu. Bunu da yorumlarken bu şekilde yorumlamak lazım. İndikatörler sadece tek başına size bir şey ifade etmez. Özellikle zirve fiyatlarında fake hareketlere çok maruz kalınabilir. Bunu da hatırlatmış olalım Türk Hava Yolları sesinde. Gözümüzde bu şekilde, aklımızda kalsın. Zira teknik olarak baktığımızda da 4 saatlikte hisse fiyatının teknik açıdan Hull 100 14 100 kesişim gerçekleştirdiği için bir sat sinyali oluştuğunu hatırlatmakta fayda var. Bu bölgede de Hull 50 ve 100'ün altında bir fiyatlama devam ediyor. Teknik açıdan 48.38 altında kaldığı sürece Hull 100 direnci hisse fiyatını baskılayacak görüntüye sahip olabilir. Dediğimiz gibi en önemli noktalardan bir tanesi en alt gördüğü seviye olan 47.48 seviyesinin altında yeni bir dip oluşturup oluşturmayacağı hissede önemli bir ayırıcı nokta olacaktır. Evet arkadaşlar, Türk Hava Yolları hissesi için de kısaca bahsetmeye çalıştıklarımız bunlar. 4 saatlik periyotta da EMA 21 seviyesinde tutulmaya çalıştığını görüyoruz. Bunları farklı böyle ortalamalarla, hacimlerle incelediğinizde detaylı bir şekilde sizler de daha farklı yönlerini, daha farklı eğilimlerini görebilirsiniz. Mutlaka incelemeyi çalışın.
Biz gördüğünüz gibi farklı değerlendirme yöntemleriyle birlikte hisse fiyatını şeklini şemalini bulmaya, takip etmeye çalışıyoruz. Yakın takip seviyesi olan 48-42 seviyesinin altında hareket ettiğini görüyoruz. Şu an şöyle baktığımızda 47-98'in de önemli bir destek bölgesi olduğunu görüyorum. Yani eğer sarı beyaz geçişini gerçekleşirse hisse fiyatı geriye dönüp baktığımızda mavi destek, mavi ortalamadan destek bulduğunu görüyoruz. Erasa'nın kendi ortalamasını yukarı doğru kesemediğini görüyorum. Daha önce buradaki mavi desteğin önemli olduğunu Erasa'daki belirtmiştik. Tekrar buraya sarkar ve kırarsa sıkıntı büyüyecektir. Teknik açıdan alt bölümdeki ortalamalara doğru, trend ortalamalarına doğru geri çekilme ihtimali doğar ki bu da hissede negatif baskıyı ve düzeltme eğilimini sertleştirir. 48-42 üzerinde hisse fiyatlaması pozitif olarak saatlik kapanışlarda tekrar zirve fiyatlarına doğru ilerleme eğilimi gösterebilir. Yakından takip etmek gerektiğini tekrar hatırlatmış olalım. Evet arkadaşlar, Türk Hava Yolları için söyleyeceklerimiz bu kadar. Önümüzdeki değişik hisselerde görüşmek üzere. Videolarda buluşmak üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.